Emir sınırlarından özellikle bahsetmek istiyorum. Minimum bir tane yazabiliyorsunuz. Yani bir sözleşme, bir lot diyelim. Emir penceresine minimum bir yazabilirsiniz. 0 .1, 0 0.1, 0.01 falan yok. Maksimum ne kadar verebilirsiniz? O işte ürün gruplarına göre değişiyor. Mesela bakın gram altında 500 bin yazabiliyorsunuz. Hatırlayın bir sözleşmede kaç gram altın vardı? 1 gram. Demek ki 500 bin gram, e, 500 kilo altın bir seferde işlem yapabiliyorsunuz. Tabi bu kadar büyük hacimler hiç görmedim ben orada ama e, bunu tabi belirtmek lazım. Pay senetleri vadeli işlemde eğer ürünün fiyatı 25 liranın altındaysa 5000 taneye kadar gönderebiliyorsunuz. E hatırlayın bir tanesinde 100 tane hisse senedi vardı. 5000 çarpı 100. Bir seferde e, ne oluyor? 500 bin, 500 bin tane hisse senedi yatırım yapabiliyorsunuz. 25 liranın üstünde ise 2500 lot. Dolayısıyla bir lotta yine 100 tane olduğunu hatırlatmak istiyorum. Borsa endeksi e, BIST 30'da 2000 tane gönderebiliyorsunuz ki BIST 30'da çok küçük bir ürün değildir. O yüzden epey büyük miktarda yatırım yapabiliyorsunuz. Bu adetler bir seferde verebileceğiniz adetler. Bundan hani daha fazla vermek istiyorsanız emrinizi bölmek durumundasınız. Evet gram altın dedik. Döviz ve ons altın vadeli işlem sözleşmelerinde 5000 tane yani o euro dolar dolar Türk lirası vesaire onlarda da e, ons altında da 5000. En fazla. E, bazı yük elektrikte 100 tane o büyük bir sözleşmedir zaten. E, diğer sözleşme bunların dışında kalan hepsinde toplam 2000 tane verebiliyorsunuz. Bunlar tekrar söylüyorum bir emirde verebileceğiniz miktarlar.